Millet'in 1858-1859 yılları arasında yapmış olduğu Dinlenme Vadisi isimli tabloya bakmaktayız. Bu eser, Millet'in Raffaello öncesi akıma uygun olarak yaptığı son resim. Bu resimden sonra sanatçı ana akıma uygun, akademik tarzda eserler verecek. Resimde iki rahibe görüyoruz. Mezarlıktalar. Rahibelerden biri oturuyor. Diğer rahibe ise mezar kazıyor. Bir rahibeyi böyle fiziki güç gerektiren bir işi yaparken görmek alışılmadık bir şey. Diğer rahibe ise dinleniyor ve doğrudan bize bakıyor. Rahibenin bize bakışı, sükunetle oturuşu, ellerinin duruşu, onun ölümü ve faniliği özümsediğini düşündürüyor. Elinde tutmakta olduğu haç, rahibenin ebedi yaşamın yolunun Hristiyanlık dininden, Hazreti İsa'nın inancından geçtiğine olan inancını vurguluyor. Baktığımız resimde ruhun ölümsüzlüğüne ve ebedi yaşama ilişkin imgeler olsa da, şu an görmekte olduğumuz sahne bizi ölümün soğuk gerçekliğiyle yüz yüze getiriyor. Toprağın renkleri çok canlı. Kazılmakta olan mezarı seyrediyoruz. Bize çok yakın, çok gerçekçi. Rahibenin arkasında başka mezar taşlarını da görüyoruz ve bölge duvarla çevrilmiş. Bu resimdeki en ilginç ögelerden biri ışığın belli belirsiz kullanımı. Gökyüzünde alacakaranlık görülüyor. Ağaçların muhteşem siluetlerini görüyoruz. Figürlerin üzerine yumuşak bir ışık vuruyor. Son derece gerçekçi gözüküyorlar. Işık sol arkadan vuruyor. Başlarında adeta haleler oluşmuş. Renklerin kullanımı da çok hoş. Gökyüzünün ustaca renklendirilmiş olduğunu görüyoruz. Soğuk, koyu yeşil tonlarla daha yumuşak tonlar birbirini dengelemiş. Çimenlerde yeşil çok daha canlı hale geliyor. Ayrıca renkler sanki o kadar olağanüstü bir biçimde kullanılmış ki doğal olamayacak gibiler. Hepimiz gökyüzünü bu alacakaranlık vaktinde görmüşüzdür. Renkler parlak gün ışığında bile olamayacak kadar canlılar. Sanırım bunun sebebi sanatçının oluşturduğu renk kontrastı. Baktığımız eser bir memento mori, yani insana ölümü hatırlatan bir nesne. Ancak bu modern bir memento mori ve klasik dönem eserlerinde gördüklerimizden oldukça farklı. Mesela Masaccio'nun Kutsal Üçlü freskinden çok farklı. Gördüğümüz ölümü hatırlatan dini bir resim. Ancak ölümü dünyevi bir bakış açısıyla ele alıyor. Bize zamanın geçişini, ölümün herhangi bir zaman herhangi birinin başına gelebileceğini hatırlatıyor. Bu dini bir resim olmaktan ziyade daha çok din dışı bir bakış açısına sahip bir resim. Hayatın içinden bir sahne ve belki de hayatı mümkün olduğunca dolu dolu yaşamamız gerektiğini ima ediyor. Verilen mesaj, ölümden sonraki hayata geçişe ilişkin olsa da, içinde yaşadığımız dünya ile bağlantı kurulmuş ve dünyanın güzelliği de yansıtılmış. Burada ilginç olan nokta şu, bu resim endüstrileşmiş modern bir dönemin eseri, yani artık bilimin üstün olduğu bir dönemin ürünü. Sanatçı kendisini artık ilahi olanı Rönesans veya Barok dönemdeki gibi resmetmek zorunda hissetmiyor. Modern dünyada ilahi olanı yansıtmak için yeni bir dil oluşturuyor.